annemlere geldik. Bugün şalların fotoğraf çekimi olacak. Konu mankeni benim. Hayır tabii ki. Konu mankeni benim. Yani... Ama ben olmamı isterdim o zaman. Evet, ben çok isterdim canım. Neyse, şimdi annemlere geldik. Çünkü annemin sitesinde güzel fotoğraf çekilecek yerler var. Bizim binanın orada öyle yerler yok. Şimdi hemen bir makyajımı yapacağım. Sonra da hep beraber siteye inip böyle fotoğraf çekileceğiz şallarla birlikte. Size de ara ara Bahadır videoları çekecek. Bahadır'ın çektiği videoları da böyle aralara serpiştireceğim. Hem böylece şalları görmüş olursunuz. Hem de günlük vlog tarzında bir video olur. Evet, güzel olur. Ben acilen makyaj yapmam lazım şu an. O zaman görüşürüz. Biz çekime hazırız. Çekime başladık. Şu an resim çekecek yer arıyorlar. Kameraman Pınar Zeynep Şan. Orada çekme, şurada çek. Bugün at... Güzel mi? Güzel bir kitle var ya. Teşekkür ederim. Müşahede çek. Direkt çeksin. Ama şuradan yukarısını çek. Geliyorum şimdi aşağıya. Gel. Gel kanki. Abi şey bağlıdır, ben de tıkarım. Beni çekersin. Müşahede gel, şunlar tutacak. Çoraplarımı gösterdin mi? Hayır. Ay şal çok güzel değil mi ya? Bir şey, bir açıklama yapmak istiyorum. Bir dakika. Şimdi buraları gördüğünüz gibi hafif simli olduğu için hem abiyelerde hem de günlük olarak kullanabilirsiniz. Ben şimdi bu rengini böyle abiyelik gibi taktım. Şu simleri öne getirdim. Şimdi diğer renkleri günlük olarak takacağım. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah. Şu çoraplarımı göstereyim. İşiyorum lan. Biz şu an... Kayınpederlerin sitesinin bahçesindeyiz. Şal çekimindeyiz. Şimdi günlük olarak takıyorum. Aynı zamanda size ayna olarak kullanıyorum. Rengi çok güzel değil mi? Bu renk kırmızı rengimiz. Bir de bordo var bunun biraz daha koyusu. Arkasına bakayım. Ay çok güzel. Şimdi bunu günlük olarak taktım da büş o yüzden. Desenler hani belki şey olsun çok diye. Çok beğendim, çok güzel. Ben de çok beğendim. Tamam. Önüm yamuk yamuk değil, değil mi? Bahadır. Annem de... Bak ya. Bak hareketliğe bak. Bahadır şeye bas. Oğlum 12-13 bir kat bina seni izliyor şu an, farkında mısın? Bahadır dur. Bir dakika. Bu da Pınar ablanın yaptığı çantalar. El emeği, göz nuru. Ne çanta deniyor bunlara? Pen yipten çanta. Manken gibi çıkmış. Manken oğlum benim karım zaten. Çok şey yapmayalım da. Bir şey söylemek istiyorum. Bu çantayla bu şalı kombin olarak satacağız. Yani ikisine bir fiyat vereceğiz. Tabii şalı ayrı almak isteyenler alabilir. Çanta için de yine beni takip edebilirsiniz. Şöyle şuramı aldım. Ay çok güzel şöyle oldu. Şöyle mi yapsam? Büşra, videodayız. Olabilir. Beğendim ya. Ne yapayım şimdi? Videoyu izleye yapmacık mı olayım? Kendim modacı gibi hissediyorum ya. Değişik değişik renkler. Biliyor musun Seda? Renklerin hepsini buradan Bahadır. Gösterebiliriz. Aynen gösterebiliriz. Al o lacivert yok. Abi lacivert. Aa ben... Var mıydı Seda? Vardı, aldık ya onu. Ne olacak? Neresini de böyle dolama yapsan aslında güzel olur. Dolamalar güzel. Siyahı dolama gibi yaparsın. Bak. Bahadır. Gerçekten iyice siyahı. Bak, ha, kızlar sana tiyatro. Gülüyor. Kızlar çocuklara sana gülüyor. Tiyatro çıktı gerçekten. Zaten ünlü olmaya meraklı. Merhaba. Sen Bahadır. Çok güzel. Ne Bahadır? Bu da haki rengi. Ne rengi? Haki. Haki. Haki yeşili. Haki yeşili. Bahadır biraz bu konularda detay şey alalım. Detay alalım. Detay. Yakın çekim yakın alabilir çekim miyiz alabilir lütfen? Miyiz? Ama önüme geçiyorsun. Ben fotoğrafçılık yapamıyorum. İşimi engelliyorsun Bahadır Bey. Ha canım. Evdeyim. Donuyor dur. O yüzden şey yapıyorum. Bu da siyah rengimiz. Detay alacaksın sanıyorum. Tamam ben alıyorum detayı. Detay da aldım. Keşke seni de birisi çekse. Tam şöyle görsen yani kendini. Oğlum fotoğrafçılık öyle kolay değil. Annem nerede geldi fotoğraf çekimine? Senin de düşüncelerin var vallahi anne. Sence şallar nasıl? Şallar çok güzel ama benim kızım daha güzel. Ha.
Benden bahset. Benden bahset. Benden bahset. Bence benden. Hayır, bence benden bahset. Direkt bu güzellikten bence bahset. Benden bahset. Annemin kızları şimdi saç benim kızlarım daha güzel. Ama en güzel kızımız Buda. Evet. Yine. En güzel. Alo. Bu da pembe. Makyajın da güzel olmuş ama ya bütün hepsinde parlıyor. Mesleğimiz yani bırak da güzel olsun. Hepsine yakışacak bir makyaj yapabilirim yani. Çok güzel. Bilerek. Hepsini öyle takmıyoruz. Hani günlük gibi de kullanılabilir. Abiye gibi de. Ne dedin Özge? Neyse öyle gelmedi. Rengimiz, rengimiz, efendimiz. Ben şunu fark ettim, videolarda konuşurken biz yaptık. Normalde de yapıyorsun ama. İşte bunu fark ettik, o yüzden vurguluyoruz artık. Ha, sen ya bilmi farkında değil miydin? Valla. Öyle konu. Neyi öyle vurguluyorsun? Mesela böyle, şimdi böyle border rengini takıyoruz. Geldik. Ama Bahadır öyle konuşuyor ya normalde de. Efendim. Hiç fark etmiyor. Son şeyleri biraz vurguluyor. Ne yani? Çiçek verdi. Özge, ifşa ederim sana bak. Koyacağım. Kısa olmadı mı orası? Desen gözüksün diye. Şöyle yapalım. O neydi? O neydi? Ha. Benim aşkım dondu, dondu. Çoraplarım da uzun uzun giydi ama. Yerim. Arabadakiler de bana bakıyor. Arabada kim var ki? Arabayla geçiyorlar. Hı. Ben bana fotoğraf çekeceğiz. Annem istedi diye camlı çerçeveli fotoğraf. Hayır camı çekme alma öyle Bahadır. Öyle işte mecbur. Nasıl oluyor. Almayacak? Alınıyor mu? Ben şu an almıyorum videoyu. Biz çekimi bitirdik. Eve gidiyoruz. Ben evimdeyim. Böyle ufak bir videoyla size şallarımı göstermek istedim. İnşallah beğenmişsinizdir. Benim çok ama çok içmesindi. Bilmiyorum. İnşallah sizin de içinize siner. Eğer sipariş vermek isterseniz Instagram'dan DM atabilirsiniz. Gelin Türban Tasarım sayfama. Eğer Instagram'ım yok diyorsanız da hemen şu an ekrana sipariş hattı numaramızı yazarım. Oradan ulaşabilirsiniz. Renkleri zaten videoda gördünüz ama ben yine söyleyeyim. Siyah, haki, kiremit rengi, kırmızı, bordo, lacivert, pembe ve mor rengi mevcut. Yani toplamda 8 renk var. Renklerin hepsi de bence birbirinden güzel. Bu videonun içerisinde de zaten çekildiğim fotoğrafları böyle aralara serpiştiririm. Baştaki duruşunu görürsünüz renklerin. Dediğim gibi umarım beğenirsiniz. İnşallah hoşunuza gider. Fiyatını söyledim mi bu arada? Sanırım söylemedim. Fiyatı kargo dahil 35 TL. Yani 35 TL ödüyorsunuz ve ekstradan kargo ücreti ödemiyorsunuz. Zaten az çok piyasayı biliyorsanız bu şalların fiyatlarını biliyorsunuzdur. Instagram satışlarını biliyorsanız. Şunu belirteyim. Kapıda ödeme yok maalesef ama ilerleyen zamanlarda gelecektir. Şimdilik yok diyelim. Hesabıma havale veya EFT yapmanızı rica ediyorum. Hesabıma parayı ödedikten sonra da zaten direkt kargoya veriyorum ve 2 iş gün içerisinde elinizde oluyor şallar. Bir aksilik olmadığı sürece tabii. Yurt dışına gönderim çok soruldu Instagram'dan. Maalesef yurt dışına gönderim yok. O da belki ilerleyen zamanlarda olabilir. Şimdilik sadece yurt içine gönderim yapıyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek üzere inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.